TR724 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı "Türkiye'de iki sağcı, iki de faşist parti var" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İşgalci güçlerin dahi aklına hayaline gelmeyecek bir yıkıma imza atıyorlar. İçi dışı kötülük olan bir rejim, partiye veya liderine fenalık yapmak, rezil etmek için bir halkla ilişkiler şirketi aramanıza da gerek yok. Mevcut propaganda ekimi hakkıyla yapıyor zaten. Türkiye'de iki sağcı, iki de faşist parti var. Esasen Türkiye halklarına iyi hazırlanmış ideolojik bir test yapılsa %90 ve üzeri sağcı çıkar. İdeolojik kamplar nasıl sıralanır? Milliyetçi, muhafazakar, liberal, sosyal demokrat, sosyalist, Müslüman, komünist, mukaddesatçı, sosyal adaletçi, ateist, deist, kemalist, şucu, bucu vesaire. Bugün Türkiye'de bu mahalle sakinlerinin %90'ı kendini asla öyle görmese de faşist tanımına girer. Konumu, pozisyonu ne olursa olsun böyledir. Devlette çalışsın, çalışmasın. Durum budur. Gömlekler farklıdır sadece, içindeki aynıdır. Popülizm, sol popülizm, sağ popülizm, elitizm, anti-elitizm, oportunizm, pragmatizm, makyavelizm filan. Terör, ihanet, kripto gibi tabirlere alışıldı ve bu aşama geçileli çok oldu. Sırada mesafe koyma, tepki gösterme aşamaları var. İktidarıyla muhalefetiyle inceden bunlar işleniyor. Biri bir yerde bir şey demiş veya konuşmuş, sen de oradasın ve suç kabul edilen laflara itiraz etmemişsin. Suçtur artık. Kafadan atmıyorum. Bunun için fezleke düzenlenmiş vekil var. Birileri birilerini ötekileştirmiş, selamı sabahı kesmiş. Sen kesmemişsin. Görüşüp görüşmemen önemli değil. Küfretmen, lanetlemen gerekiyor. Değilse mesafe koymamış sayılacaksın. Asıl ülkede terör estirenlere mesafe konması gerekirken, kırmızı plakalı teröristler kurbanlarını böyle boğazlamaya başladı tek tek. İnsan hak ve hürriyetlerinin sınırlarını belirlemek çok zahmetli bir iştir. Birileri çıkmış, tartışılacak bir şey yok kardeşim, aksini iddia eden sersemdir, karşı çıkan haindir, teröristtir, kriptodur, projedir, nokta nokta diyorsa, bilin ki otoriteye yaslanmış öyle konuşuyor. Bilin ki tartışılsın istenmiyor. Bilin ki oyun içinde oyun var. Türkiye'de iki sağcı, iki de faşist parti var. Halkın %90'ı hangi kolunu havaya kaldırırsa kaldırsın sağ pencereden bakar. 1982 anayasasına %92 boşuna evet dememiştir. Bakın, Türk soluyla Türk sağı arasında bağnazlık yönüyle fark yoktur. Literatür farklıdır sadece. Jenerasyon değişse de kafalar 1970'lerde kalmıştır. O günlerde nasıl biçimlendiyse öyle. Yer yer aşırı sağ hangisi tartışılır. Aşırılıkta dönemsel olarak biri diğerinin önüne geçer. İnkar etseler de solda sağda devleti arkasına alıp insanları katletmiştir bu topraklarda. Yalnızca şehit kanlarıyla sulanmamıştır yani. Milyonları bulan masumun kanı yerdedir. Türkiye'de iki sağcı, iki de faşist parti var. İpucu vereyim. İktidardakiler faşist, ötekiler sağcı diye bir şey yok. Bakış açınızı değiştirin, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.